Merhabalar Şef Melat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir kek tarifim var. Üzerindeki ipeksi kremasıyla altındaki yumuşacık kek ile vazgeçilmeziniz olacak bir kek tarifi. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet, şifa, bal olsun diyorum ve sizi fazla bekletmeden kekimi yapmaya başlıyorum. Kekimiz için öncelikle bütün malzemelerimi hazırladım, nizam plansımı yaptım. Ve karıştırma kabımın içerisine oda sıcaklığında beklettiğim 3 tane yumurtamı kırıyorum. Benim yumurtalarım çok küçük olduğu için 3 tane kırdım. 2 tane kırmanız bu tarif için kafi gelecektir arkadaşlar. Üzerine 1 çay bardağı toz şekerimi ilave ettim. Ve çırpma telimle iyice bembeyaz köpük köpük oluncaya kadar çırptım. Siz bu işlemi mikserle de yapabilirsiniz. Ve üzerine 1 çay bardağı sıvı yağımı ekledim. 1 çay bardağı sütümü ekliyorum bütün malzemelerinizin oda sıcaklığında olması gerekiyor arkadaşlar sütümü de ilave ettim daha sonra şöyle bir iki karıştırdım ve üzerine unumu eleyerek ilave ettim bir paket vanilya bir paket hamur kabartma tozumu da ekledim 2 yemek kaşığı kakaomu ekledim ve kıvamına göre tekrar un ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Siz kıvamına bakın. Çünkü yumurtanızın büyüklüğüne göre, unun markasına göre alınan un miktarı değişecektir. Şöyle karıştırdım. Birazcık daha un istiyor. Benim tarifim toplamda 1,5 su bardağı un aldı. Yarım su bardağı unu daha ekledikten sonra tekrar 1-2 çırptım, karıştırdım. Çok kolay, pratik tart kekimiz hemen hazırlanıyor. Çay koyduktan sonra hazırlayıp fırına gönderip ikram edebilirsiniz. Tart kalıbımın içerisinde bolca tereyağı ile yağladım arkadaşlar dibine yapışmaması için. Daha sonra hazırladığım kakaolu kekimi içerisine boşalttım ve şöyle bir iki yere vurdum. İçerisindeki fazla hava kabarcıklarını çıkardım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık bir 30 dakika kadar pişiyor. Arada bir bir şey batırıp test edelim. Eğer batırdığınız kürdan veya bıçak ucu temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Kekimiz pişerken biz kremasının hazırlanmasına geçiyoruz. Kreması için 2,5 su bardağı sütümü tencerenin içerisine aldım. ve 1,5 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişastayı ekledim. 1 yumurta sarısı 1 çay bardağı toz şekerimi ekledim. Ocağın üzerinde fokur dayıncaya kadar karıştırarak pişirdim. Kıvamı şu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Kekimiz fırından çıktı ve bir 10 dakika dinlendirdim. Daha sonra servis tabağının üzerine kapatıp ters çevirdim. Kalıbımı çıkardım. Görüyorsunuz zaten hiç yapışmadı. Muhteşem bir şekilde pişmiş, kabarmış ve hiç yapışmamış kekimiz hazır. Hemen üzerine kremasını döküyorum. Eğer dilerseniz kremasını dökmeden önce kekinizin tavanına çilek dizebilirsiniz. Muz dizebilirsiniz. Sevdiğiniz meyveleri alt tabanına dizip daha sonra üzerine kremanızı dökebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Şöyle spatulamla kremamı kekimin bütün tabanına yayıyorum. görüntüsüyle, tadıyla, lezzetiyle muhteşem bir kek oldu. Bu şekilde hazırladıktan sonra arkadaşlar üzerine süslemesi tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben şöyle üzerine bolca kakao eledim. Siz eğer dilerseniz bu esnada orman meyveleriyle süsleyebilirsiniz. Ceviz, hindistan cevizi, fındık, fıstık dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Şöyle birkaç tane çikolata drajesi üzerine bıraktım. Kekimiz hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa, bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Şöyle bir dilim kesip doku testi de yapalım arkadaşlar. Üzerindeki akışkan yumuşacık kremasıyla ve kakaolu kek ile Brovni tadındaki kek ile harika bir kek hazırladık arkadaşlar. Görüntü muhteşem. Kesinlikle çok fazla uğraşmanıza abartmanıza gerek yok. Hemen pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kremalı kakaolu bir tart kek tarifi paylaştım sizlerle arkadaşlar. Şöyle bir dilim kesip sizlere ikram etmek istiyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.